Flaş Haber ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Gizem Fidan. Günün ve akşamın öne çıkan gelişmeleriyle yine huzurlarınızda olacağız. Bu akşam da Flaş Haber hafta sonu ana haberde. Gelişmeler arasında tabii ki sıcak gelişmeler var, mitingler var, teknoloji haberlerini de yine aktaracağız. Ama yine farklı dilimlerde konuklarımız olacak. Onlara da yine gündemin öne çıkan başlıklarını, Kaftancıoğlu kararını, çok daha fazlasını, Millet İttifakı'nı soracağız. Gazeteci Necdet Saraç bizlerle olacak. Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ yine yayınımıza katılacak. Ardından da Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de 3. dilim de bizlerle olacak. Flaş Haber ekranlarında. Şimdi tabii konuklarımızı ağırlamadan önce her zaman olduğu gibi, her akşam olduğu gibi gündemin önemli başlıklarını aktaralım. Bugün Maltepe'de EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar mitingi düzenlendi. Tek ses olmak için buluştular. Bugün saat tam 12'de Maltepe'ye gittiler. Binlerce kişi birçok ilden geldi ve orada seslerini duyurmak için bir arada toplandı. Çok sayıda siyasi lider de göze çarptı. Ekip arkadaşlarımızdan Ali Morca da Maltepe'ye gitti ve emeklilikte yaşa takılanlara, siyasilere mikrofon uzattı ve bakın neler işitti. Ama seni söyler yüzyılın bu ovada her kırmızı bulay tanesi. Diyorum arkadaşlar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun anons etmiştir. Bu millet, burada bulunanlar primlerini ödemiş. Görevini yapmış. Ona rağmen devlet hayır diyor. Sen görevini yaptın ama ben yapmayacağım diyor. Sorun bundan ibarettir. Kaç yıl prim ödeyeceksin? 20 yıl, 25 yıl neyse. Zamanında böyleydi. Öyle başladı. Maçın ortasında kuralları değiştiriyorlar. Bu insanların haklı taleplerine destek olmak için buradayız. Onlar haklılar, meydanlar haklı, haykıranlar haklı. Ama ben şuna inanıyorum. Bu mücadele mutlaka ama mutlaka sonunda başarıya ulaşacak. Mutlaka emeklilikte yaşa takılanlar hak ettikleri zafere mutlaka ulaşacaklar. Gün gelecek, devran dönecek. Bu arkadaşlar da bu devranı döndürecekler. Evet, kalabalığı görüyorsunuz. Maltepe miting alanı hakları gasp edilmiş EYT'lilerle dolu. 4,5 milyon EYT'li var. Bu toplumun en önemli sorunlarından hem sosyal hem ekonomik bir sorun. Ve hükümet yıllardan beri bu sorunu çözmeyi para yok gerekçesiyle reddediyor. Ama 100 milyar dolar Suriyelilere harcadılar. 71 milyar dolar dünyanın 146 ülkesine insani yardım diye yardım yaptılar. Ama sıra Türk halkına gelince para yok. Bu kabul edilebilir değil, bu doğru da değil. İnsanların emeğini çalıp üzerine oturamazsınız. EYT'liler görevlerini yerine getirdiler. Devletin koymuş olduğu yasalara uydular. Ve şimdi bunun karşılığını bekliyorlar. Biz Zafer Partisi olarak EYT'lilerle yaptığımız çalışmalar sonunda bu konuyu nasıl çözeceğimizi bir ortak akılla oluşturduk ve bunu iktidara gelir gelmez de uygulamaya koyacağız. Evet Arzu Hanım, burada 4,5 milyon insan var, hakları gasp edilmiş. Bunlar ne zaman çözülecek? Valla EYT sorunu tabii yıllardır çok büyük bir mağduriyet. 20 yıldır EYT'li arkadaşlarımız emeklilik hakkı için, en temel hakları için mücadele veriyor. Disk olarak ilk günden itibaren hem sendikalarımızı EYT'li arkadaşlarımızla birlikte hem de EYT dernekleriyle birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Emekli olmak bu ülkede herkes açısından belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak temel bir haktır. Ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklara sahip olmak herkes açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Bunu sağlamak devletin görevidir. Dolayısıyla emeklilik bir haktır. Arkadaşlarımızın verdiği de bir hak mücadelesidir. Sonuna kadar EYT mağdur arkadaşlarımızın bu mücadelesinin yanındayız. İktidarı da derhal bu EYT mağduriyetini çözecek adımları atmaya çağırıyoruz. Bu mücadeleyi omuz omuza büyütüyoruz. Bu yasa
mevcut siyasi iktidar tarafından çıkarılmazsa biz mutlaka ama mutlaka emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızın hak ettikleri maaşları kendilerine vereceğiz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili zaten sözü var. Dilerim önümüzdeki dönemde sarayı sandık yoluyla göndeririz ve halkın iktidarını kurarız. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızı da hak ettikleri maaşı kendilerine veririz diye düşünüyorum. İktidar rantçılara, beşli müteahhitlere veriyor. Emeklilikte yaşa takılanlara gelince vermiyor. Bunlar bunun haklıdır. Biz bunların haklı mücadelesinin yanındayız. EYT kader değildir. EYT Türkiye'dir. Biz de her daim EYT'lilerin haklı mücadelelerinin yanında onlarla bu işi çözünceye kadar birlikteyiz, desteğiz. Vicdani olarak buradayız. Bizim en büyük arzumuz şudur. EYT'liler konusu siyasi bir konu değil, vicdani bir konudur. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak oy almak için bu alanda değiliz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak EYT'lilerin mağduriyetini gidermek, onların hak ettiği hakları onlara teslim etmek için inşallah buradayız. İyi Parti Trabzon Milletvekili olarak bugün buradayım. Vatandaşlarımızın yanındayız. Onların haklı isteklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getiriyoruz. Dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından gelen emeklilikte yaşa takılan mağdur vatandaşlarımızın, EYT'li vatandaşlarımızın yanında olmak için buradayız. Tabii ki bu mağduriyeti gidereceğiz. Defalarca biz bununla alakalı önerge verdik, soru önergesi verdik, araştırma önergesi verdik, kanun teklifi verdik. Ve de bunu onların haklarını savunmak adına parlamento veya parlamento dışında, sokakta, meydanlarda çalışmamıza devam edeceğiz. Evet, dediğimiz gibi bugün Maltepe'de düzenlenen bir mitingdi. İşte birçok siyasi lideri de gördük. Ümit Özdağ, Zafer Partisi lideri oradaydı. Onun dışında yine diğer isimler, mesela Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi lideri yine oradaydı. Ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ki bu tarz mitinglerde hep gördüğümüz bir sima kendisi. İşte adalet nöbeti olsun, kadın hakları olsun, çeşitli başlıklar olsun, bu tarz mitinglere katılıyor. EYT'lilere de desteğini sürdürdü. EYT'liler Derneği Başkanı'nın da bir yandan gördük Gönül Hanım'ı. O da biliyorsunuz konumuz olmuştu Flash Haber ekranlarında. Yani yoğun katılımda emekliler haklarını alabilsinler, seslerini duyurabilsinler diye bir miting oldu. Dileriz ki